Şimdi geldik diğer kısma, çözelti türleri. Şimdi çözelti türleri nelerdir? Öncelikle onlara bir bakalım. Fiziksel haline göre çözeltiler var, çözünen madde miktarına göre çözeltiler var, iletkenliğine göre çözeltiler var ve çözünürlüğüne göre çözeltiler var. Şimdi bunları inceleyelim arkadaşlar birlikte. Katı çözelti, tüm alaşımların lehim, çelik, 14 ayar altın, madeni para, bunları örnek verebiliriz. Katı katı çözeltiler arkadaşlar. Biliyorsunuz alaşımlar neydi? Tunç, pirinç, lehim, çelik, tunç, pirinç, çelik, bronz ya da 14 ayar altında diyebiliriz arkadaşlar. Madeni para da diyebiliriz. Sıvı çözeltiler nelerdir? Arkadaşlar katı sıvı, sıvı sıvı ve sıvı gaz olmak üzere arkadaşlar 3 kısımdan oluşur. Katı sıvı çözeltiye tuzlu su ya da şekerli su, içme suyunu örnek verebiliriz. Sıvı sıvı çözeltiler, alkol su karışımı bir çözeltidir arkadaşlar. Kolonya yine öyle. Sıvı gaz çözeltilere gazoz, kola ya da kısacası arkadaşlar gazlı içecekler de diyebiliriz genel olarak. Gaz çözeltileri, gaz gaz olan çözeltiler arkadaşlar tamamı homojen karışım oluşturur. Yani bunun adı önemli değil. Helyum neon gazı. İşte kısacası X gazı, Y gazı. Hangi gaz olduğu önemli değil. Gaz karışımlarının tamamı homojen karışımdır. Yani bir çözeltidir. Gaz gaz bir çözelti arkadaşlar. Evet, ikincisi çözünen madde miktarına göre çözeltiler. Arkadaşlar çözünen madde miktarına göre çözeltiler ikiye ayrılıyor. Derişik ve seyreltik çözeltiler. Genellikle çözünen miktarı fazla, çözünen miktarı az. Seyreltik çözelti ise çözünen miktarı az, çözücü miktarı fazla olan çözeltilerdir diyebiliriz arkadaşlar. Burada mesela bir örneğimiz var. Burada kendi aralarında derişiklik, seyreltiklik nasıl kıyaslayacağız? Aslında bir çözeltiye bakıp direkt derişik de diyebilir miyiz? Direkt derişik de diyemeyiz arkadaşlar. Genel ifadelerdir bunlar. Aslında derişiklik, seyreltiklik kıyaslama metoduna göre bulunur. Şimdi burada arkadaşlar 200 mililitre su verilmiş. Burada 300 mililitre su verilmiş. Öncelikle bunları bir sabitlememiz lazım. Yani belirli bir miktar hacimde çözünen madde miktarına göre gidelim. Yani şunun için şöyle bir orantı kurabiliriz. Mesela 300 mililitre suda 20 gram tuz çözünmüş. O halde 200 mililitre suda ne kadar tuz çözünür diye bir orantı kurabiliriz. Buradan arkadaşlar kaç çıkar? Şunlar gitti. 40 bölü 3 gram tuz. Bunun yerine 40 gram, 40 bölü 3 gram tuz çözünmüş diyebiliriz. Burada arkadaşlar bunun yerine de 200 mililitre suyu alırız. Şimdi burada arkadaşlar baktığımızda 200 mililitre su var ve çözünen miktarlar 40 bölü 3 gram tuz, 20 gram tuz ve 10 gram tuz. O zaman arkadaşlar 200 mililitre suda en fazla hangisinde tuz çözünmüş? İkinci katta. O halde en değişik çözeltimiz ikincisidir. Daha sonra arkadaşlar 40 bölü 3'ten ne yapar ortalama olarak hesaplayacak olursak? 15 diyemeyiz. 10 desek 30 olur. O zaman 15 ile 10 arasında. Yani 10'dan daha fazla. O halde arkadaşlar 3. çözeltimiz de 1. çözeltimize göre derişiktir. Şimdi burada bunların derişiklik kıyaslamasını yaptık. 3 büyüktür, 3 daha derişiktir, 2 daha derişiktir 3'ten, 3 daha derişiktir 1'den. Şimdi o zaman şöyle bir kıyaslama da yapabilirim. İkinci çözelti, üçüncü çözeltiden derişiktir, üçüncü çözelti, birinci çözeltiden derişiktir. O halde ikinci, üçüncü çözelti de ikinciye göre seyreltiktir diyebilirim. Bakın buna hem derişik dedim, hem de seyreltik dedim. Kime göre? Derişik, kime göre seyreltik? Bu önemli. Üçüncü çözelti ikinciye göre seyreltik, birinci çözeltiye göre ise derişiktir diyoruz arkadaşlar. Yani derişiklik, seyreltiklik ancak kıyaslama metoduyla bulunabilir.
İletkenliğine göre çözeltiler. Arkadaşlar şunu söylemiştik. Asit, baz ve tuzların sulu çözeltileri ortamda iyon oluşturacağı için elektrik akımını iletir. Bu tür çözeltilere elektrolit çözelti diyoruz. Yani elektrik akımını ileten çözeltiler. Elektrolit olmayan çözeltiler kimlerdir? Alkol, şeker, eter, aldehit gibi suda moleküler çözünen maddelerin sulu çözeltileri arkadaşlar ortamda iyon bulundurmayacakları için elektrik akımını iletmeyen çözeltilerdir. Yani elektrolit olmayan çözeltilerdir diyoruz arkadaşlar. Örneğin burada mesela sodyum klorür tuzu. Suda çözündüğünde arkadaşlar sodyum artı klor eksiyonlarını oluşturur. Ya da işte H2SO4 asidi suda 2 hidrojen artı sülfat eksi 2 iyonlarına ayrışır. Ya da arkadaşlar potasyum hidroksit bazı potasyum artı OH eksi şeklinde iyonlarını oluşturacağından dolayı iyon oluşturur bu çözeltiler ve bu yüzden elektrik akımını iletirler. Elektrolit olmayan çözeltiler arkadaşlar alkol gibi, mesela örneğin metil alkol sıvısını aldık, suya attık. Yine arkadaşlar moleküler olarak suda çözüneceğinden dolayı, herhangi bir iyonda bulundurmadığından dolayı elektrik akımını iletmez diyoruz arkadaşlar bu çözeltiler. Evet arkadaşlar, çözünürlüğüne göre çözeltiler. Şimdi çözünürlüğüne göre çözeltiler arkadaşlar 3'e ayrılıyor. Çözünürlüğüne göre çözeltiler 3'e ayrılıyor. Doymamış, doymuş ve aşırı doymuş çözelti olmak üzere. Şimdi nedir bu doymuş, doymamışlık ya da aşırı doymuşluk? Bunlara bir bakalım. Bir çözelti belirli koşullarda çözebileceği madde miktarından daha az miktarda madde çözmüş ise bu çözeltiye doymamış çözelti diyoruz. Yani diyelim ki 100 gram suda en fazla 30 gram tuz çözebilir. Bu çözelti eğer 100 gram suda 20 gram çözmüşse o halde bu çözelti doymamıştır diyoruz. Bir çözelti belirli koşullarda çözebileceği madde miktarının tamamını çözmüş ise, yani diyelim ki işte belirli sıcaklıkta 100 gram suda maksimum çözebileceği miktar bir suyun 30 gramdır. 30 gram çözmüşse, yani çözebileceği tüm miktarı çözmüşse bu çözeltiye de doymuş çözelti diyoruz arkadaşlar. Şimdi doymuş çözeltilere bir etki yapıldığında sıcaklığın artması gibi aynı maddeden bir miktar daha çözebilir. Yani çözünürlüğünü değiştirerek bir çözeltinin çözebileceği miktarı arttırabiliriz. Bu çözelti tekrar eski haline kontrollü bir şekilde getirildiğinde çözünen madde çökmüyorsa bu çözeltiye de arkadaşlar aşırı doymuş diyoruz. Aşırı doymuş arkadaşlar özel bir durumdur. Genellikle şöyle bir yanılgımız oluyor. Böyle dibinde katısı bulunan bir çözelti oluyor işte. X diyelim suda çözünmüş. Dipte de böyle X katısı var. Bakınca şöyle diyoruz ki aşırı doymuş. Demek ki dibe çökmüş. Hayır, böyle bir şey yok arkadaşlar. Her dibinde katısı bulunan çözelti aşırı doymuştur diyemeyiz. Genellikle şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Dibinde katısı bulunan çözeltiler doymuş çözeltilerdir diyebiliriz. Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdırlar. Küçük bir etki yapıldığında arkadaşlar fazla çözünen kısım dibe çökmeye başlar. Çözelti doymuş hale tekrar geri döner. Şimdi çözünürlükle ilgili hesaplamalar var arkadaşlar. Bunlara bir bakalım. Öncelikle çözünürlük nedir? Çözünürlük belirli bir sıcaklık ve basınçta 100 gram suda çözünebilecek maksimum madde miktarlığı, madde miktarıdır. Çözünürlüğün birimi genellikle gram bölü 100 gram sudur. Ya da x gram bölü 100 gram sudur. Yani mesela diyelim ki işte T santigrat derecede bize çözünürlüğü versin. Nasıl versin? Şöyle versin. 20 gram x bölü 100 gram su şeklinde versin. Genellikle arkadaşlar çözünürlük bu şekilde verilir. Bunun anlamı önemli arkadaşlar. Bunun anlamını bilmeliyiz. Anlamı nedir bunun? Anlamı şudur. T santigrat derecede 100 gram suda
en fazla 20 gram X çözünür. Daha fazlası çözünmez arkadaşlar bu sıcaklıkta. Yani biz işte 20.1 koyduk. 20 gramı çözünür, 0.1 gram yine de dibe çöker diyeceğiz arkadaşlar. Burada bir örnek var, buna bakalım. Bir X maddesinin 25 santigrat derecede çözünürlüğü 30 gram bölü 100 gram sudur. Yani bunun anlamı nedir o halde? 100 gram su da 25 santigrat derecede maksimum 30 gram tuz çözünebilir. Aynı sıcaklıkta hazırlanan 65 gram kütlece %20'lik çözeltide kaç gram daha X çözünebilir diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar verilen çözeltide ne kadar su var, ne kadar tuz var bunu bir ayıralım. 65 gram çözelti kütlece %20'likmiş. Yani bunun %20'si tuzdur. Yani çözünendir diyebiliriz arkadaşlar. O halde arkadaşlar burada gerekli işlemleri yaptığımızda kaç çıkar burası? 13 gram tuz çıkar. 65 gram çözelti vardı. 13 gramı tuzmuş bunun. O halde bunun 52 gramı da arkadaşlar sudur. Şimdi 52 gram suda 13 gram tuz çözülmüş. Bu çözelti kaç gram daha çözebilir bu sıcaklıkta diyor. Şimdi bu bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Çözünürlük bize burada yardımcı olacak. Nasıl yardımcı olacak? Şöyle 100 gram su var elimizde ve 30 gram maksimum çözünebiliyor. Bizim elimizde ne kadar su var? 52 gram su var. O halde maksimum ne kadar çözebilir 52 gram? Bunu bulmalıyız. Burada arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaptığımızda X eşittir 15.6 gram tuz olarak buluruz. Şimdi maksimum çözeceği miktar 15.6 gram. Zaten çözünen miktarda bir miktar vardı değil mi arkadaşlar? 13 gram zaten çözünmüş. 15.6'dan 13 gramı da çıkarırsak o halde arkadaşlar 2.6 gram daha tuz eklenebilir arkadaşlar. Şimdi çözünürlüğü etki eden faktörler kısmına geldik. Arkadaşlar çözünürlüğü etki eden faktörler basınç. Basınç arkadaşlar katı ve sıvıların çözünürlüğüne etki etmez. Yani saf katı ve sıvıların çözünürlüğüne basıncın etkisi yok denecek kadar azdır. İhmal edilir. Yani biz bunu yok olarak kabul edebiliriz. Basıncın saf katı ve sıvıların çözünürlüğüne etkisi yoktur. Gazların sıvıdaki çözünürlüğü basıncın arttırılmasıyla artar. Yani basınç arttıkça gazların çözünürlüğü artar. O halde bir doğru orantı var. Burada arkadaşlar bununla alakalı örnek vermiş. Dalgıçlarda derin sularda görülen vurgun olayı gazların basınçla suda çözünmesiyle alakalı bir durum arkadaşlar. Basınç arttıkça gazlar daha çok çözünür. Gazlı içeceklerdeki şişenin kapağı açıldığında gaz çıkışının olması yine arkadaşlar basıncın gazın çözünürlüğünün etkisiyle alakalı bir durumdur. Burada bir grafik vermiş. Bu grafiği bir yorumlayalım. Şimdi çözünürlük ve basınç grafiği verilmiş. Biz demiştik ki burada saf katı ve sıvıların çözünürlüğüne basıncın herhangi bir etkisi yoktur. O zaman arkadaşlar bakın basınç artıyor ama çözünürlük değişmiyor bu grafikte. O zaman Y ve Z maddesi için ne diyebiliriz? Katı ya da sıvı olabilir şeklinde bir yorum yapabiliriz. Peki basınç sadece gazların çözünürlüğünü etki eder. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar X'in çözünürlüğü basınç arttıkça artmış. Değil mi? O halde X kesinlikle nedir arkadaşlar? X kesinlikle gazdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, sıcaklığın çözünürlüğü etkisi. Sıcaklığın artması genellikle katıların ve sıvıların sudaki çözünürlüğünü arttırırken gazların sıvılardaki çözünürlüğünü ise azaltır. Burada arkadaşlar şu grafikleri inceleyelim. Şimdi çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş burada. Y maddesinin çözünürlüğü azalmış, X maddesinin çözünürlüğü ise sıcaklıkla artmış. O zaman X için kesin bir şey diyebilir miyim?
X için kesin şunu söyleyebilirim. Kesin gaz değildir. Çünkü dedik ki gazların çözünürlüğü her zaman egzotermiktir. Şuraya da bir yazalım arkadaşlar. Katı ve sıvıların endotermik ya da egzotermik olabilir. Ama genellikle endotermiktir arkadaşlar. Bu ifadeyi de söyleyebiliriz. Gazların ise çözünürlüğü her zaman egzotermik bir çözünmedir. Şimdi X için kesin gaz değildir dedik. Çünkü X'in arkadaşlar çözünürlüğü endotermik bir çözünmedir. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artmış. Bu yüzden X kesinlikle gaz değil. Çünkü gazların her zaman egzotermiktir dedik. Burada arkadaşlar Y maddesi için nasıl bir yorum yapabiliriz? Y maddesine kesin gazdır diyebilir miyiz? Hayır, kesin gazdır diyemeyiz. Çünkü katı, sıvı ya da gaz olabilir diyebiliriz. Çünkü katı ya da sıvıları da olabilir. Katı ve sıvıların endotermik ya da egzotermik de olabilir. Kesin de bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi Z gazının çözünürlük grafiği verilmiş. Çözünürlük sıcaklık grafiği. Z gazının suda çözünmesi egzotermik bir olaydır demiş burada. Az önce söylediğimiz gibi. Şunları bir daha belirteyim arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğün artması grafiği arkadaşlar endotermik bir çözünmeye aittir. Sıcaklık ile çözünürlüğün azaldığı grafiğe ise arkadaşlar egzotermik çözünme deriz arkadaşlar. Endotermik çözünme, egzotermik çözünme. Bu grafiklere arkadaşlar aşina olmalıyız. Şimdi bu kısımla ilgili bir iki örneğimiz var. Bunları bir çözelim. Sodyum klorürün sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişim grafiği verilmiş. 40 santigrat derecede 1 kilogram suyun doygun hale gelmesi için kaç gram tuz çözmek gerekir? Şimdi burada arkadaşlar 40 santigrat derecenin üzerine geldik. 100 gram suda maksimum 45 gram çözünebilir diyor grafik bize. Biz de buradan yardım alacağız. Grafikten yardım alıyoruz arkadaşlar. Suyun doygun hale gelmesi için kaç gram tuz çözmek gerekir? O halde arkadaşlar A şıkkını şurada çözelim. 100 gram suda, grafiğe göre gidiyorum önce. 100 gram suda en fazla ne kadar çözünebilir? 45 gram tuz çözünebilir. 1000 gram sudur. O halde en fazla ne kadar tuz çözünebilir diye bir orantı kurarız. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar 450 gram tuz çözünür diyoruz. Şimdi B şıkkına gelelim. B şıkkında ne diyor? 80 santigrat derecede 1 kilogram suyu dolgun hale getirdikten sonra 40 santigrat dereceye soğutulursa 80'den 40'a soğutuyoruz. O halde çözünürlüğümüz de grafiğe göre 86'dan 45'e düşer. Kaç gram tuz dibe çöker? Şimdi 100 gram su kullandığımızda grafiğe göre sıcaklığı 80'den 40'a düşürdüğümüzde çözünürlüğümüz de 86'dan 45'e mi düşer? O halde arkadaşlar aynı işlemi 1000 gram suda yaptığımızda ne kadar çökme olur? Önce arkadaşlar burada 80 santigrat derecede 1000 gram suda ne kadar çözünür onu bir hesaplayalım. Şimdi grafiğe göre 100 gram suda en fazla 86 gram tuz çözünebiliyormuş. O halde 1000 gram suda en fazla ne kadar tuz çözünür diye bir orantı kurarız. Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığımızda 860 gram tuz çözünür diyebiliriz. Şimdi 100 gram su kullanıldığında bu aradaki fark kadar tuz dibe çöker. O halde bizim 1000 gram su kullandığımızda çökecek miktar ne olur? Şimdi başlangıçta 860 gram çözünmüş. Son durumda çözünecek miktar 450. O halde aradaki fark kadar ne olur arkadaşlar bu çözeltide? 1000 gram suyla hazırlanan çözeltide
dibe çöker. O halde 410 gram tuz çöker deriz arkadaşlar bu grafiğe göre. Şimdi bir grafik sorumuz daha var. Bunu inceleyelim arkadaşlar. 25 santigrat derecede hazırlanan 46 gramlık doygun çözelti 50 santigrat dereceye çıkarılırsa sıcaklığı. Şimdi buradan buraya geliyor sıcaklık. O halde çözünürlük de 15'ten A'ya mı çıkar? 8 gram daha X çözebiliyormuş. O halde A değerini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayacağız. 100 gram su var. Burada 46 gramlık doygun çözelti var. Şimdi bize çözelti vermişse biz de o zaman çözelti üzerinden gideriz. Şimdi 46 gram çözelti ne kadar daha çözebiliyor? 8 gram tuz daha çözebilir. Bizim 25 santigrat derecedeki grafiğe göre çözeltimiz kaç gram olur? 115 gram olur. 100 gram su, 15 gram çözünen, 115 gram çözeltimiz var. Bu da arkadaşlar A eksi 15 kadar mı daha çözer? Aradaki fark kadar. Buradan bir orantı kurabiliriz. Yani kısaca orantımız şöyle oldu. 46 gram çözelti 8 gram daha tuz çözebiliyorsa 115 gram çözelti aynı sıcaklıkta, aynı sıcaklık değişiminde A eksi 15 kadar daha tuz çözebilir deriz. Burada arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığımızda öncelikle şurada sadeleştirmeler var. Sadeleştirmeleri bir yapalım. 115-46. Şurası arkadaşlar 2,5 olur. O halde arkadaşlar 2,5'la da 8'i çarptığımızda sonuç kaç çıkar buradan? 2,5 çarpı 8 buradan 20 eşittir. A eksi 15. Burada arkadaşlar A'yı yalnız bırakırsak 35 olarak bulabiliriz. Zaten bize de A değerini soruyordu soruda arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik.